Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 12 metre uzunluğunda direğin en üst ucunda noktasal ışık kaynağı bulunmaktadır. Direkten 15 metre uzakta bulunan 2 metre uzunluğundaki bir adam. Bakın, direkten 15 metre uzaklıkta buraya kadar kısım 15 olarak verilmiş. Ee, bir adam 2 metre boyundaki bir adam. Adamın boyu da 2 metreymiş. Arkadaşlar bu adam da zemine dik durumlu. E hocam direkt de zemine dik durumlu. Bunlar nedir? Birbirine paralel. Şimdi bunun gölge boyundan bahsediyor. Hocam şunun gölgesi neresidir? Tam olarak burası olmaz mı? Evet bunun bu adamın gölge boyu tam olarak burası. İşte bizden x isteniliyor. Ne yapacağız? Hocam her ikisi de zemine dik olduğundan paralel dedik zaten. Hop x bölü tamamı x bölü 15 değil. Dikkat. x bölü tamamı. Şu kısım zaten 15. Tamamı ne yapıyor? x artı 15 yapacaktır. Eşittir. 2 bölü 12. Sadeleştir. Sadeleştir. 1 bölü 6. İşler dışlar yapınca 6 x eşittir. x artı 15'ten 5 x eşittir. 15'ten x'i de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz gençler. Yani sorumuzun cevabı balıkesir yaptı. Paralellikler verilmiş. Burada ne var arkadaşlar? Tales amca. Ne diyor Tales amca? Yukarıdan aşağı oranlamaları birbirine eşittir. Yani 12 bölü 10 eşittir. X bölü 15. Hocam sadeleştir sadeleştir. 2'ye bölsen 6, 2'ye bölsen 5, 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 1, 5'e bölsen 3, 3 kere 6, 18 mi yapıyor o zaman buradan cevabımız? Evet sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Antrenman yapan bir sporcu A noktasına bağlı olan elastik bandı B konumunda tutmaktadır. Öncelikle B konumunda tutuyor bakın kolun izini görüyorsunuz. Sonra kolunu yere paralel olacak biçimde açıyor, CD konumuna getiriyor ve ABC noktaları doğrusal oluyor şöyle. EB ile DC birbirine paralel verilmiş. Ali Bey uzunluğunu 75 vermiş. EB'nin uzunluğunu 30 vermiş. Buna göre diyor CD X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel mi? Paralel. Ne yapacağız? Temel orantı. Hocam hop bölü hop. 75 bölü ama tamamı yok. Şu uzunluk yok. Aslında var. Bu adamın kolunun uzunluğu X değil mi? Kapandığında buraya gelmiyor muydu? E, burası da X değil mi? Evet. İşte ince ayrıntı burada bu. Yani 75 artı X. Temel orantı 75 bölü 75 artı X. Eşittir. 30 bölü X mi olacak arkadaşlar? Evet. 15'e bölsen 2, 15'e bölsen 5. İşler dişler yapsam 5x eşittir 150 artı 2x. E buradan 3x eşittir 150 geldi. Ve x de buradan ne geldi arkadaşlar? 50 geldi. Yani cevap ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Aşağıdaki şekilde kitaplıkta bulunan raflar birbirine paraleldir. Evet raflar birbirine paralel. Hemen şu paralellikleri şöyle gösterelim. Şu raf sonra bu raf Sonra şurada bir raf var mı arkadaşlar? Yok. E zaten kitap dikdörtgen şeklinde olduğu için bunun üst kısmıyla bunlar da zaten birbirine paralel olacak diyebiliriz. Neyse. AD'yi kaç vermiş arkadaşlar? AD'yi 90 vermiş. Sonra D ile BD'yi 60 vermiş. Şurası ve şurası 60 verilmiş arkadaşlar. Buna göre X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel ya. Direkt ne yapabiliriz? Temel orantı uygulayabiliriz. Hocam bunun tamamı oranı yani 90 bölü 150 temel orantı. 60 bölü x'e eşittir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şununla şu sadeleşti. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3'e bölsen 20, 5 kere 20, 100. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 100 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Paralellikler verilmiş. Şunun da şu birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Öncelikle sayılar burada yok. Bakın burada var. Buradan başlayacağım o zaman. Şuradan başladığım zaman hocam bunlar için içine girince tekrarlı yapıyorduk. Şu bölü tamamı. 8 bölü 12 olacağından dolayı. 8 bölü 12 dediğimiz sadeleştir. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Hocam burası 2K iken tamamı 3K. Buraya ne kaldı? K kaldı. E hocam koldan kola geçişte 1'e 2. A iken burası 2A diyebiliriz. Pardon 2'ye 1 Hocam burası 2 a iken buraya a diyebiliriz. E burada da tekrara geleceğimiz yine koldan kola geçişte direkt 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Hocam burası 2 y iken buraya da y diyebiliriz. E y dediğimiz 10 ise 2 y dediğimiz kaç yapar? 20 yapar. Dolayısıyla cevabımız edremi çıktı. ABC bir üçgen ve paralellik verilmiş şöyle bir oranlama verilmiş. Burası 3K iken DF uzunluğu 2K olarak verilmiş. Arkadaşlar FC uzunluğu neredesin FC? Burası 3K verilmiş. DF uzunluğu 2K verilmiş. Öncelikle paralelikler verildiğinde bak burada bir kelebek var mı? İnce ayrıntı kelebektir. Kelebeğe dikkat edin. Kelebek benzerliği var arkadaşlar burada. Hemen kelebeği kullanalım öncelikli olarak. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 2 bölü 3. Buraya yazsak da bir fayda etmeyecek. 2 bölü 3 burada da yukarıdan aşağı var mıdır? Burası 2A iken burası 3A'dır. A hocam şunlar birbirine paralel. E, şurada da büyük üçgende temel orantı var mı? Var. Şu bölü tamamı 36 bölü 36 artı x. Neye eşittir arkadaşlar? 2a bölü 3a'ya. Bitti gitti. İşler dışlar yapalım arkadaşlar. Sadeleştirmemizi yapalım tabii ki önce. 2 ile 36 sadeleştirince 18. O zaman işler dışlar yapınca 36 artı x eşittir. 3 çarpı 18 54 mi yaptı? Evet x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 18 olarak buluruz. Yani Sorumuzun cevabı Akçay oldu. Paraleller verilmiş. Paralelliklerin üstünden ben şöyle geçiyorum ki daha rahat bir şekilde işlemi görebileyim diye arkadaşlar. Yapabileyim diye. Paralel doğrular olduğunda ince ayrıntıya dikkat. Kelebek. Hocam kelebek var burada. Hayır. Kelebeğe benziyor ama paralel doğrular arasında kelebeğe bakarız arkadaşlar. Bak şu paralel doğrular arasında burada bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Bak kelebekteki oran da var. Ne güzel. 12 bölü 18 yani şuraya da bir A diyecek olursam 12 bölü 18 sağdan sola sağdan sola. 12 bölü 18 eşittir A bölü 12 deriz. Aslında ben kat olarak yaparım da 12 bölü 18 nedir? 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 3. 2'ye 3 oran olacak. Yani 2 A'ya 3 e A yazardım. 3 A eşittir. 12 ise A 4, 2 A 8 yazar. Hemen A'yı 8 yazardım arkadaşlar. Neyse. Buradan da işlem yaptığınız zaman işler dışlar. 6'ya böl 2, 6'ya böl 3. 24 bölü 3'ten a'yı kaç bulduk? 8 bulduk. a'yı 8 bulduk. Şimdi ne isteniyor arkadaşlar? KCx. x. x'i nasıl bulacağız? Hocam şunlar paralel. x büyük üçgende. Büyük üçgendeki temel da sivri yerden başlıyoruz. Tekrarlı şu bölü tamamı şu tamamını yaparken şöyle göstereyim. Yani x bölü x artı 20 eşittir. 8 bölü 18. E ee, arkadaşlar 2'ye böl 2'ye böl 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor burası? 4. Burası kaç yap? 9. İşler dışlar yap. 9x eşittir 4x artı 80'den 5x eşittir 80'den x'i buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. Şekil 1'deki yere dik direğin boyu 9 metre ve gölgesi direkten 6 metre uzaklıkta yatay bir konumda bulunan bir kenarı 2 metre olan kare prizmaya ve duvara yansımaktadır. Duvar üzerindeki gölgesi ise 1 metredir. Peki arkadaşlar ben burada aslında duvar olmasaydı gölgesi nasıl olurdu? Öncelikle onu bir araştırayım isterseniz. Gençler şuradan ışık böyle vurmuş demek ki değil mi? Buraya kadar gelmiş. Bak ışık bu duvarın burası ne kadar vurmuş? He. Hocam duvar olmasaydı bak ışık buraya kadar vurmuş ya. Devamına kadar şuraya kadar gidecekti. Şuraya kadar gidecekti. E buraya kadar gittiğinde Hop şöyle mi olacaktı arkadaşlar? Evet. Yani olay şurada bitiyor o zaman. Arkadaşım burası 1 burası 2. Şurası kaç yaptı gençler? 1 2 daha kaç yaptı burası? 3 yaptı. Hocam burası 9. Hocam burası 6. Şuradan dik çizdiğim zaman şuradaki uzunlukta 2 birim değil mi arkadaşlar? 2 birim. Şuraya daha diyecek olursam. E şunlar birbirine paralel. E bu paralelliği kullanalım arkadaşlar. A bölü tamamı A bölü tamamı. A artı 8 mi arkadaşım? Bak unutma. Şunun da kalınlığı var. Ben buradan aşağı indim. Şuradaki uzunluğu 2 birim olarak vermişler. 2 burada 6 burada. A artı 8. Şuraya kadar kısmı buluyorum ben. A bölü A artı 8. Eşittir ne olacaktır? 3 bölü 9'dan. 3 bölü 9'dan. Sadeleştir 1'e 3. 3 A eşittir A artı 8'den. 2 A eşittir 8'den. A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Evet A'yı 4 buldum normalde ışık vurduğunda gölgesinin boyu A'yı 4 dediysem, A'yı 4 dediysem gölgesinin boyu 6 burada, 2 burada, 4 burada. Toplamda kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Gölgesinin boyu 12 çıktı arkadaşlar. Şimdi soru devam ediyor yalnız. Direk sabit kalıp şurada da bir parçası şurada da dursun arkadaşlar. Şöyle hizalı gözüksün. Direk sabit kalıp prizma ve duvar 2 metre doğru direğe doğru çekilirse şekil 2 oluştu. Bak 2 metre gelmiş buraya. Normalde arkadaşlar ışık nereye vurdu? Bu sefer buraya vurmuş. Arkadaşlar bu gölgenin boyu toplamda neydi? Toplamda 12 bulmadık mı arkadaşlar? Evet. Gölgenin boyunun ben 12 olduğunu biliyorum. Şurası toplamda kaç? 12. E, şekil 2'deki duvar üstündeki gölge boyu x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler. Şurası 4 metre. Bakın gölgenin boyu kaç? 12 olduğunu biliyorum. Normalde bak geri çekildi aynı konumdayken. Hocam bizim buradaki olayımız ne? Buradaki x deniyor. Hocam şöyle yaptığımız zaman şuradaki uzunluk x artı 2 mi oldu? Evet şuradaki uzunluk 2 olduğundan. Hocam burası 2. Dikkat ederseniz 4, 2 daha 6. Diğer tarafa da kaç kaldı? 6 kaldı. Aa hocam temel orantı yapalım. Şunun tamamına. Burada temel orantı yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Niye? Çünkü hocam Burası da 6. Burası da 6 oldu. Şurada bir ortaban çıktı mı? Çıktı. Yani burası 9 ise x artı 2'nin kaç yapması lazım? 4.5 yapması lazım. E, x artı 2 eşittir 4.5 ise x de buradan kaç gelir? 2.5 gelir. Ya, güzel bir soru arkadaşlar. Ya da 5 bölü 2 diyebiliriz. Güzel bir soru. Zor bir soru bu. Asla değil. Çok da kolay bir soru. Ya sonuçta bir duvara bir şey yansıttığı zaman ışık bak gölgesi buraya kadar gelecek. Duvar olmasaydı gölgesi buraya kadar ilerleyecekti. Onun yorumunu yaptık. Ve bunlar da normal bildiğiniz zemin dik olduğu için temel orantı muhabbetini kullandık. Burada gerçekten çok hoş bir soru. Tam sınavlık bir soru. Karşınıza çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. ABC bir üçgen AE ile AC birbirine eşit verilmiş. AE ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen bunları gösteriyorum. Sonra dikler verilmiş. Bir de BE'nin uzunluğu K iken burası EC'nin uzunluğu 4K verilmiş. EC'nin uzunluğu 4K olarak verilmiş. Hocam ikizkenar üçgen var. Tabanına ait yükseklik çizsem mi? Ama onun öncesinde şu yüksekliği benim bir düşünmen lazım. Değil mi? Bunu çizmeden önce. Belki çizilecek belki çizmeyecek Taban mevcut. Evet çizilecekmiş gibi duruyor ama valla bilemedim arkadaşlar. Şimdilik dursun. Önce şunun mantığını kullanayım isterseniz. EH'i kaç vermiş? E 22 ver. E ben bunu kesinlikle kullanmalıyım zaten. Başka çare yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Arkadaşlar şimdi x kenar üçgende normalde kola bir yükseklik çizilmişse ve şekilde düzensizlik varsa ne yaparız? Diğer kola da biz bir yükseklik çizeriz. Niye? Aynı kenara yani kollara çizilen yükseklikler birbirine eşit. Bu çizilen yükseklik şu eşit kola çizilen yükseklik 22 ise diğer eşit kola çizilen yükseklik de yine nedir arkadaşlar? Şurası da 22'dir arkadaşım. E hocam bu diki nasıl kullanacağım? Bak şunlar birbirine paralel. E hocam madem bunlar birbirine paralel. Şunu da şöyle uzatsak. Şurada bir temel orantı çıktı mı? Çıktı. Bak öncelikle şurada da bir şey var. Hocam 1'e 4 oran var burada. Bak görüyorsunuz 1'e 4 oran var. Ben niye 1'e 4 yazdım orada? Ha şuradaki oranlamayı da yazayım ben. Şurada da bir oran varmış. CH ile 2AH. Hocam burası 2A iken burası neymiş? 3A. AH neredesin AH? Evet burası 3A iken e, CH neymiş? 2A. Hocam tamam şimdi kesinlikle böyle yapacağız. Buradan çizilen yükseklik buradan çizilen yükseklik eşit ve aynı zamanda kendi çapında ayırtları yerler de birbirine eşitti. Hocam bu yükseklik 2A kadar yer ayırmışsa taban açısına kadar bu yükseklikte taban açısına kadar 2A kadar yer ayıracaktır. Hocam bu yükseklik 3A kadar yer ayırmışsa tepe açısına kadar bu yükseklikte tepe açısına kadar 3A kadar yer ayıracaktır. Şimdi olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. Burada ben temel orantıları başlatabilirim. Hocam bak burada 3 bölü 5 oran var. 3 bölü 5'ten dolayı burası 3y iken burası nedir? 5y'dir. E hocam burada da 1 bölü şu şunlar paralel ya. 1 bölü 5 oran var. E 1 bölü 5 orandan dolayı arkadaşlar yazalım isterseniz. K bölü 5K eşittir. 5y bölü 3y artı 22 olmalı. 5y bölü 3y artı 22 olmalı. K'lar ne olsun. İşler dışlar yapınca 3y artı 22 eşittir. 5 kere 5 25 y yaptı burası. E, 25 y tamam bunu attık öbür tarafa. 22 y eşittir 22 olduğuna göre y'yi buradan bir bulduk. y 1 ise x de arkadaşlar 5 y değil mi? y de 1 ise cevabımızda kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. Yani cevap balık esir oldu. ABC bir üçgen ve DBC doğrusal ve G ağırlık merkezi ağırlık geçen kenar ortaya olacak hocam. O zaman burası çift ise burası da çift çizgi midir? Evet. Ve burada da 1'e iki oran vardır. Bilmiyorum işime yarayacak ya da yaramayacak ama ben şimdilik bunu çizeyim isterseniz. Çizdim. Ee, yazdım daha doğrusu. Eşitlik verilmiş alakası yerde. Şimdi burada da eşitliği de kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. D uzunluğunda 6 vermiş. Buna göre EGX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler burada ne yapmalıyız? Valla burada ya buradaki eşitlikleri kullanacağız böyle ya da buradaki 1'e 2 oranlamalarını kullanacağız. Valla arkadaşlar bir yerden paralel çizmemiz lazım. Nereden paralel çizeceğiz? Valla şu eşit, alt taraf biraz beni yoracak. Ben şuradan bir paralel çizsem nasıl olur? Şöyle bir paralel çizince güzel olacak. Bak paraleli çizince böyle. Gençler güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Yani biz nasıl ki eşitlik olduğunu orta taban çiziyorduk. Gerçi burada orta tabandan da çizmeye de çözmeye de çalışabilirdik arkadaşlar. Ama yine benzerlik kullanacaktık. O da ayrı bir konu. En kolay çözüm sanki bu burada oranlamanın olduğu yerlerden de aynı Ort Tabandaki gibi hop paralel bir doğru çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik paralel doğruyu. Hocam 2 bölü 3 geldi buradan. E burası 2 enken burası ne gelecek? 3 en. A 2 bölü 3'ten. 2 enken 3 enken. Hocam 3 enken burası da 3 en. A burada ne çıktı gençler? Kelebek. Kelebekteki oran nedir? 2 en bölü 3 en eşittir. X bölü 6 Midir arkadaşlar. Evet. Buradan da ne olacaktır? N'ler sadeleşse 3x eşittir. 12'den x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Eşitlikler verilmiş. Burada bir eşitlik var. Burada bir eşitlik var. Bir de burada bir oran var. Hocam burası 5k iken dk 2k verilmiş. Neresi? Ke uzunluğu 5k iken bu dk uzunluğu 2k verilmiş. Şimdi ben buradaki oranlamaları kullanacağım arkadaşlar. Buradaki oranlamaları nasıl kullanırım? 2K'ya 5K ne ya? Oradaki oranlamayı ben nasıl kullanacağım şimdi? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Derken şuradan paralel çizmeyi düşündüm. Saçma olacaktı. Sonra bir de buradan çizmem gerekecekti. Arkadaşlar burada iş baya bir uzardı. Ama şunu fark ettim. Ulan dedim. Kendi kafamda sordum. Bak video çözerken çözüyorum ilk defa burada arkadaşlar. Kendi kafamda dedim. Ya o zaman ben bu soruyu çözmek için Şuradaki kafamdan geçenleri ben size zaten hep yansıtıyorum arkadaşlar. Eşitleri kullanmam lazım. E buradaki eşitleri de kullanmam lazım. A bunlar eşit ve bunlar eşit der dediğimde bir aydınlanma yaşadım. İnşallah siz de yaşamışsınızdır. Eşit eşit ne geldi aklınıza orta taban. Hocam bak hop şunu şöyle çizince gördünüz mü? Hocam hem bunlar eşit hem bunlar eşit. Orta taban çizgisi çıktı. Yani bununla bu birbirine paralel oldu. Ve K iken burası ne oldu? 2K oldu. Sonrasında hocam şunlar birbirine paralel ya. Burada da bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran 2'ye 5. O zaman burası y ise burası nedir? 5'ye'dir. 2'ye 5 oran olduğundan. E hocam bu bir orta bandı. Burası ne olacaktır o zaman? 5'ye ise burası da 10'ye olacaktır. Dikkat edin 10'ye neye eşit? Çok güzel bir soru. 2'ye artı 20'ye eşit. 8'ye eşittir. 20 mi oldu arkadaşlar buradan? Bakayım. 8'ye eşittir. 20 oldu. Bizden de 2'ye isteniyor. 4'e bölsem 2'ye, 4'e bölsem 5 diye bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru. Her türlü şekilde çözülür arkadaşlar. Yani belki siz bunu uzatabilirsiniz. Şuradan yukarı doğru uzatıp kelebekler melebekler yapabilirsiniz. Yani paralelliği, benzerliği kullandığınız sürece tabii ki çözebilirsiniz. Bunun valla böyle 4-5 tane farklı çözüm yöntemi vardır ama iyi, emin olun en kolay yöntemi bu. O da nereden bulduk? Eşitlik var, eşitlik var. Aa, orta taban aydınlanmasıyla bulduk. Siz de bu şekilde düşünün lütfen arkadaşlar. Çözüm yaparken tabii ki bir sürü çözüm yöntemiyle uğraşacaksınız ama önemli olan bazı temel bilgileri kullanarak, daha basit bilgileri kullanarak daha basit yoldan çözmektir arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan oldu. Müzik